şahit olanlar hakikaten 70 bin kişi. Buradaki bin ya çoğaltıcı manada veyahut da o varlıkların hepsinin 3 sıfırlaması var. Yani kendilerine nispet ettiği fiillerini yok etmek, sıfatlarını yok etmek, vücudunun vücudullah olduğunu idrakına vardığı zaman 3 sıfırı yaparsa o insanda Cenab-ı Allah'ın 7 tane penceresinden 7 sıfat subudesiyle Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin zevkine erme hali var. Başlar. İşte onlara şefaat eder. Ne yaptı? Şahitli olan o kişi aşağı indi esfeli safiline, aşağıların aşağısına indi. Oradaki insanların eteklerinden, şeylerinden tuttu, ellerinden tuttu. Onları o bataktan çıkardı. Esfel dünya yüzüdür. Dünya yüzünde yaşayan insanlar mutsuz, huzursuz, stres içerisinde. Bütün alamadım veremedim, çocuk derdi, koca derdi, karı derdi, mal derdi, mülk derdi. Bunlardan mütevellit nefes alacak durumda değil. Boğuluyor adamlar. Onlara gelin. Ey inananlar, siz bu aleme neyle geldiniz? Üryan geldiniz. Peki buradan giderken neyle gideceksiniz? Üryan gideceğiz. O zaman bu kadar tapmayın. Evet, ebediyen yaşayacakmış gibi çalışın ve bu yönde kendi rızkınızı, bedeninizin hakkını verin. Ama ebedi alem olan, esas sizin daimi bir aleme gitmeniz var. Siz baba sülbünden anne sülbüne geldiniz. Bir miktar, bir zaman dilimi içerisindeydi bu. Anne sülbünden dünyaya teşrif ettiniz. Bu da bir zaman dilimi içerisinde 9 ay veya 9 ay 10 gün idi. Artık dünyada da 70 sene, 80 sene yaşadınız. Bu da bir dilim. Zaman dilimi içerisinde. Çünkü dünya zaman dilimi içerisinde olan haldir. Artık bundan sonra zaman dilimi bitiyor sizin için. An dilimi başlıyor. Zamansızlık ve mekansızlık hali. Ondan sonra yine 3 alem daha geçeceksiniz. 1. Bu alemden sonra melekut alemine geçeceksiniz. Melekut aleminde de bir yaşantınız var. Bundan haberdar değilsiniz. Melekut aleminden Ceberut alemine de bir geçişiniz var. Ceberut alemi de bir yaşantıdır. Melekut aleminde melekut aleminin kisvesine, vücuduna bürüneceksiniz. Latif olan alemde latif vücuda sahipsiniz. Ceberut aleminde de aynı şekilde Ceberut aleminin vücudunu giyeceksiniz. Latif alemde latifin vücudu var. Misal alemi orası. Ondan sonra da lahut alemine geçeceksiniz. Lahut aleminde de gene o vücut giyilerek yola devam edilecek. Demek ki bu aleme gelesi kadar 3 alem geçtik. Bu alemden sonra da 3 alem daha geçeceğiz. Ve bu alemleri geçtikten sonra ancaksın okyanusa nehirlerin, ırmakların kavuşması zor ediyor. Şimdi onun için kişi bu alemlerden geçerken bunların idrakına varırsa, bunları tahsil ederse bu kadar maddiyete bağlanmaz. Evet, biz malımızı, mülkümüzü yığalım, yığalım, evladımıza kalsın. Zaten Allah nasip etmeyecekse evladı bir günde bitiriyor. Malı mülkü trilyonlarca da biriktirsen onu verir. Onun için kardeşim Allah için fedakarlık yapın. Allah için fedakarlık yaparsanız Allah da size fedakarlık yapar. Allah için fedakarlığınız nedir? Uykunuzdan fedakarlık yapabiliyor musunuz? Sorun kendinize. Zamanınızdan fedakarlık yapıyor musunuz? Saatinizden fedakarlık yapıyor musunuz? Maddi imkanlarınızdan fedakarlık yapıyor musunuz? Her yönüyle ibadet taatlarınızla, zikirinizle, fikirinizle fedakarlık yapıyor musunuz? Ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Allah'tan o zaman ne fedakarlık bekliyorsun sen? Benim için sen ne verdin ki ben sana vereyim? Desen ne cevap vereceksin? Şimdi elimizi, vicdanımızı koyalım, söyleyelim bunu.
Bu mülkün sahibi Allah. Bu malı mülkü sana kim verdi? Cenab-ı Allah verdi. Bakın Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine bakın. Orada göreceksiniz tefsirciler onu 3 bölümde mutala etmişler. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 derece karşılık, Allah'tan karşılık bekliyorsanız belirli olan 3 merhalede 3 merhalenin isteklerini yerine getirin diyor. Ayet söylüyor. Ama biz maddiyete çok saplandığımız için hiçbir zaman ahireti bir inanç, bir hayal gibi görüyoruz. Allah'ın indinde bizim bu dünyamız bir hayal. Ayet-i Kerime'de demiyor mu sizin indinizdeki 1000 yıl benim indimde 1 gündür. Sizin 1 saatlik ömrünüz var hepsi. 1,5 saatlik bir ömür için. Değer mi? Ebedi saadeti, ebedi mutluluğu tepmek akıl kârı mıdır? Değildir. Onun için işte kişi mutlaka ve mutlaka bunları düşünmeli. Bu aleme gelesiye kadar bu alem dahil 3 tane alem geçtiğimizi biliyoruz artık biz. Baba sülbümüzü ilim yönüyle biliyoruz. Anne sülbünde ilim yönüyle biliyoruz. Dünyada yaşantımızda biliyoruz. Buradaki unsuriyat bitti. Bundan sonra gene ilim yönüyle Melikut alemi, Cebarut alemi, Lahut alemleri geçeceğiz. Bilsen de böyle, bilmesen de böyle. İşte tahsil bu. Bu alemlerdeki tecellilerimizi de Cenab-ı Allah'ın lütfuna mazhar olmak istiyorsak bu ilmi, bu gönül verişi sağlayacağız. Yoksa mümkün değil.